Evet, Türk dış politikasına devam ediyoruz arkadaşlar. Neler var? Musul sorunundayız. Şu anda Musul, Irak sınırları içerisinde. Ancak Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisindeydi. Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce. Fakat Osmanlı Devleti yıkıldığında Musul, Irak'la Türkiye Cumhuriyeti arasında problem oldu. Çünkü petrol yatakları açısından zengin bir bölge. Dolayısıyla da herkes o bölgeye sahip olmak istiyor. Yani bütün dünya petrol rezervlerinin büyük bir kısmı sadece Musul tarafından karşılanıyor. Ya yani bayağı bir göz alıcı cazibesi var. Dolayısıyla da bu sadece Irak'la Türkiye Cumhuriyeti arasında kalacak bir cazibe değil. Çünkü başka petrole ilgisi olan devletler de var. Öncelikle de İngiltere gibi sömürgecilikte ilerlemiş ve bunu yüzyıllardır yapan bir devlet. Zaten Orta Doğu'da ve Uzak Doğu'da sömürgeye sahip olan bir devlet buranın da boş kalmasına, siyasi otorite boşluğundan yararlanmaya çalışacak. Dolayısıyla da İngiltere Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Musul'u hemen işgal ediyor. Yani fiilen oraya sahip olmaya çalışıyor. Fakat yani yapılan savaşlar, antlaşmalar sonucunda Irak'ta bir İngiliz hükümeti, yani bir İngiliz mandası var oluyor. Ve bu İngiliz mandasına bağlı olarak bir Irak hükümeti kurulup Musul'da Irak'a bırakılıyor. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Musul'u istiyor. Yani kendi sınırlarında olduğunu söylüyor. Dolayısıyla da misak-ı milli sınırlarının içerisindedir. Pardon, benim hatam. Diyorlar. Misak-ı milli sınırların içinde olan bir şeyi de biz yeniden kendi sınırlarımıza katmalıyız diyorlar. O yüzden de Musul'u kendi sınırlarını katmak için bazı anlaşmazlıklar yaşıyorlar. Bu anlaşmazlıkları çözümlemek üzere de Milletler Cemiyeti'ne başvuruluyor. Milletler Cemiyeti'nde etkin olan devletlerden bir tanesi İngiltere, hatta kurucu ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla da bu tür toplantılarda Milletler Cemiyeti'nin Türkiye tarafına değil de İngiltere tarafına lehine karar alması beklenti dışında değil. Bu arada Musul sorununu çözmek için Haliç Konferansı düzenleniyor İstanbul'da. Fakat burada da İngiltere diyor ki ben sadece Musul'u da istemiyorum. Musul'un dışında bana Hakkari'yi de verin. Yani yeni yerler de istiyor. Bu durumda tabii anlaşmazlığa daha da sürüklüyor. Yani Haliç Konferansı'ndan bir sonuç çıkmıyor. Dolayısıyla da işte konu Milletler Cemiyeti'ne taşındıktan sonra Musul'un Irak'ta kalması gerektiğine karar veriyorlar. Fakat Türkiye bunu da kabul etmiyor. Yani burası bizim sınırlarımız içinde. Yine de bizim olması gerekiyor. O yüzden biz gidelim o zaman askeri harekat düzenleyelim ve burayı yeniden eskisi gibi sınırlarımıza katalım. Biz böyle bir şey düzenlemeye hazırlık yaparken Türkiye Cumhuriyeti içerisinde dini içerikli sözde Şeyh Said İsyan diye bir isyan çıkıyor. Bu isyan tam da bu zamana denk gelmesinin sebeplerinin en başında isyanın İngilizler tarafından desteklenmesi olduğu anlaşılıyor. Yani İngiliz desteğiyle çıkarılan bu isyan, Türkiye'de iç karışıklık çıkartalım. Diğer taraftan da bakın siz kendi içinizdeki olayı halledemiyorsunuz. Bir de yeni bir yer nasıl alacaksınız imajıyla Musul'u Türkiye'ye vermeyelim amacı taşıyor. Dolayısıyla Türkiye içeride Şeyh Said İsyanı ile uğraşırken gidip de dışarıya askeri harekat düzenleyemiyor. Bu sebeple de Musul sorunu bizim aleyhimize yapılan bir antlaşmayla, yani 1926 yılında Ankara Antlaşması'yla aleyhimize çözümlenmiş oluyor. Bu çözümlemek de demek çok doğru değil bu durumda. Peki nasıl çözümleniyor? Musul, Kerkük ve Süleymaniye İngiliz mandasındaki Irak'a verildi. Ama Musul petrollerinin %10'u, bakın %10'u bile çok büyük rakam aslında o dönemde, 25 yıllığına Türkiye'ye veriliyor. Sonra biz diyoruz ki, 25 yılda bizim ne kadar para almamız lazım? Topluyoruz. Şu kadar. O zaman bize bunu toplu bir şekilde verirseniz biz oradaki hakkımızdan da vazgeçebiliriz. Yani İngiltere aslında bize böyle bir teklifte bulunuyor. 500 bin sterlin verelim size. Siz buradaki haklarınızdan vazgeçin. Türkiye Cumhuriyeti de yeni kurulmuş bir devlet. Ekonomik bazı ihtiyaçları var. Ki bu da büyük bir toplu para o dönemin şartlarına göre. Zaten 1929'da da dünya ekonomik krizi çıkıyor. Dolayısıyla da bu ekonomik
gerçekleştirilen durumu kabul ediyor ve Musul'un kaybıyla Misak-ı Milli'den taviz verilerek durum sonuçlanmış oluyor. Tabii ki Türkiye-Irak arasında da sınır çiziliyor.